Ben Eşref Armağan, 1953 İstanbul doğumluyum. Ressamım, resim yapıyorum 44 seneden beri. Görme engelliyim, anadan doğma görme engelliyim. Altı yaşından beri çevremi, yaşadığım dünyayı öğrenmek, ellerimle her şeyi kavramak istedim. Kavrayabildiğim şeyleri, kavrayamadığım şeyler vardı tabii ki. Kavrayabildiğim şeyleri beynimde canlandırmaya uğraştım. Şimdi bana diyorlardı ki mesela, işte orada soba var, işte solunda çaydanlık var, önünde bardak var. Bardak nasıl bir şeydir? Soba nasıl bir şeydir? Çaydanlık nasıl bir şeydir? İsmini duyuyorum ama şeklini öğrenmek istiyordum. 6 yaşında başladı bu merak. Devamlı ellerimle incelemeye başladım. Ki 11-12 yaşlarına kadar her şeyi incelemeye başladım. İncelediğim şeyleri 11 yaşında, yani 12'ye yaklaşırken işte o yaşlarda, acaba nasıl bu öğrendiğim, ellerimle ellediğim şeyi çizebilir miyim düşüncesi geldi. Babam rahmetli bana çok yardımcı olmuştu. İşte o zaman sobacılık yapıyordu Bakırköy'de, Yeşilköy'de dükkanı oldu. İki yerde çalıştık. O dükkanda satılan, o zaman böyle şeyler vardı. Ne derler ona? Gaz ocaklar vardı, pompalı gaz ocaklar. Onların kafalarının satıldığı bir kutu içinde satılırdı. Dört köşe kutu içinde o kafalar. O kutuları getirirdi bana. O kutuların üstüne ben öğrendiğim şeyleri çizmeye çalışırdım. Birbirinin üstüne dizip bir şeyler yapmaya çalışırdım. Babamın çok hoşuna giderdi. Yani bir şeylere çabalıyorum diye hoşuna giderdi. Ben resim yapacağım diye bir fikir yoktu kafamda. Sadece kendi kendime bir oyalanma, bir şey, çevremi tanıma isteği vardı. Devam ettim. 12 yaşında ilk kelebek çizdim. Kelebeğin şeklini ellerimle çok ellemiyordum. Çünkü kelebeklerin çok hassas olduğunu bana söylediler. Yani kanadına değildiğinde uçamayacağını, o hayvanı ben uçamaz hale getirmek istemedim, ellemedim fazla elimle. Ama öğrenmek istediğimden nasıl olduğunu kabartma olarak, bir resimden kabartma olarak birisine çizdirdim. Yani o kelebek resmini karton üzerine koyup, kartonun altına da yumuşak bir cisim, bir şey koyup, çiviyle o resmi çizdirttim herhangi bir kişiye. Yani çivinin çizdiği kabartma bana yeterli oldu. Şekli öğrenmek için. Kelebeği öğrendim ve o şekli çizmeye çalıştım. İlk kelebeği çizdim. Herhangi bir eğitim görmedim. Resim üzerine zaten hiçbir okula gitmedim. Yani resim üzerine hiçbir şeyim yok, bilgim yok. Çevreden aldığım bilgilerle ve kendi kendime yarattığım tekniklerle yaptım. Çocukluğumda eğitim almadım derken şu var. 7 yaşındayken, benim işte 6-7 yaşındayken arkadaşlarım ilkokula giderdi. Yani okula giderlerdi. Ben çok okula gitmek isterdim ve onlarla birlikte, yani babama rica ettim, işte ben çanta istiyorum, onlar gibi işte önlük falan bana alırlar, aldılar. Kısa pantolon o zaman ayağımda. Onlarla birlikte gidiyordum, sınıfta oturuyordum. Öğretmenler beni tanıyor, yani müdürlerle falan konuştular. Yani böyle böyle istiyor. Dediler gelsin otursun, yani bize bir problemi yok. O zaman bizim o taraflarda öyle körler okulu falan da olmadığı için. Ama istiyorum yani onlarla beraber gitmek. Yani ben görmesem de, bir şey yapamasam da, onlar ne yapıyor okulda? Bunu merak ediyorum. Ne öğreniyorlar? Ben de duyayım. Kulaklarım duyuyor Allah'a çok şükür. Gözüm görmüyorsa yani duyarak bilgi alamam mı? Alırım. Gidiyordum. Öğretmen anlatıyordu. Ben de onlarla birlikte sırada oturup dinliyordum yani. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Kuru boyayla boyuyordum ilk zamanlar. Kartona ilk çizdiğim zamanlar. Kuru boya, yağlı boya falan, böyle akrilik boya yoktu. Kuru boyayla boyuyorum, kırmızıya boyadım. Sağa sola gösteriyorum ondan sonra. Nasıl oldu mu, oldu mu, oldu mu? Çünkü göstermem gerekiyor.
hangisi hakikate yakın olduysa o zaman ha ben bu işi yaptım. Onu söyleyeceğim, onun için göstermem gerekiyor. İşte birkaç kere yaptım, başaramadım ama diyelim ki beşincisinde ya da altıncısında başardım. Tamam, elma. Bana dediler ki ya yapıyorsun ama elma yuvarlak görünmüyor ki. Allah Allah. İşte yuvarlak çizdim. Yok dediler, öyle yuvarlak değil. Yani elmayı yuvarlak göstermen gerekir resim yapıyorsan. Ben elmayı nasıl yuvarlak göstereyim ya dedim ben. Yani yuvarlak çiziyorum ya işte yuvarlak. Yok dediler, görüntü öyle değil. Sen dediler eğer resim yapmak istiyorsan yuvarlak bir topu, yuvarlak bir diyelim dünyayı, yuvarlak bir elmayı, yani yuvarlak olan her şeyi göstermek istiyorsan ışıkla gölgeyi resme katman lazım. Aa, eyvah ne yapacağım ben şimdi? Işık nasıl yapacağım? Işık nedir? Beyazdır, aydınlık. Karanlık nedir? Siyahtır. O zaman yaptığım elmanın demek ki ışıklandıracaksa yaptığım elmanın rengi kırmızıysa kırmızıyı aydınlık yapmam için beyaz katacağım. Beyaz katacağım ama boya, kırmızıya beyazı kat, boya gene aynı, gene yuvarlak görünmüyor. O zaman başladım sormaya. Niçin? Yani beyaz kattım işte aydınlık yaptım ama gene yuvarlak görünmüyor. Çünkü tümünü boyadım aynı renkle. Tabii o zaman düşünemiyorum ya. Dediler ki, ya bak Eşref, şimdi elmaya ışık nereden vurursa o tarafı aydınlık olur. Diğer tarafı karanlık olur. Ama karanlık olunca sen siyah diyorsun ya, siyah olmaz. Ne olur? Kırmızının koyuluğunda olur. Yani cisimde renkse onun koyuluğunda olur gölgesi. Karanlık yeri yani. Ondan sonra ben elmayı kırmızı yaptıysam, mesela diyelim ki sol taraftan, işte hep ondan sonra başladım düşünmeye ben. Işık ne yönden gelirse öbür tarafı karanlık olacak. Ben bunu düşünmeye başladım. Yani resim yapmaya başladığım zaman baştan sona kadar o ışığı düşünmek zorundaymışım. Yani mesela bir manzara yaparken soldan gelen bir ışık sağ tarafa gölge yapıyorsa, aynı tablonun üstünde sağdan gelen bir ışık yapıp da sol tarafa da gölge yaparsam bunun saçma olacağını söylediler. Yani olmaz böyle bir şey dediler. Yani resim yaparken hep bir taraftan düşüneceksin diye bana öyle anlattılar. Elmayı bu sefer kırmızıya boyadım. Beyazdan açılacağını öğrendikten sonra ışık gelen yönünü hangi yönden gelecekse onu düşündüm. Sağdan mı, soldan mı, üstten mi, yandan mı? Nereden gelecekse onu düşündüm ve elmanın sol tarafından ışık geliyorsa elmanın sol tarafını aydınlık, yani beyaz kattım daha doğrusu kırmızının içine. Yarısından sağ tarafa kalanı da koyu renk bıraktım. Dediler gene yuvarlak olmadı. Allah Allah, ben ne yapacağım ya? Dediler ki sen dediler bu iki rengi ayırırken gölge ayrımını düz çiziyorsun. Ne yapacağım? Ay şeklinde çizeceksin. O zaman dediler yuvarlak görünür. Bu sefer aydınlık yeri siyah yere geçen bölümün orta sınırını ay biçiminde çizdim. Ben gölgeyi zannediyordum ki elma kırmızı, gölgesinin de kırmızı olacağını. Ve gölgeleri mesela ne renkse onun renginde gölge yapıyordum. Bu sefer dediler ki yani bu dediler olmadı. Şimdi iki elma sanki altta da bir şey, bir elma gibi bir şey görünüyormuş gibi falan yanında. Olmadı dediler, bu öyle olmaz. Peki ben bunun araştırmasına girdim bu sefer. Peki nasıl yapacağım ben? Ne renk yapacağım ya? Dediler ki gölgesi eğer elma kırmızıysa durduğu taban ne renkse o rengi koyulaştırdığın zaman gölgesini gösterebilirsin. Yani cisim ne renkse gölgesi de o renk olması diye bir şey olmaz dediler bana. Yani bu sordu, çevremde sorduğum insanlar böyle söyledi. Ben ona göre resim yaptım. Hep böyle duyduğum, öğrendiğim şeye göre resim yaptım. Lacivert de, güneşe lacivert diyebilirlerdi. Ben güneşi belki lacivert yapardım, yalan söyleselerdi. Ama neyi söyledilerse ben hep böyle somut öğrenmeye çalıştım. Ha, artık ondan sonra düşünüyorum. Ha, elma yaptım, kırmızı. Neydi efendim? Onun durduğu taban mavi. Ha, o zaman ne yapacağım? Maviye biraz koyu katacağım. Ya lacivert katacağım ya siyah katacağım. Onu biraz koyulaştırıp gölgesini yapacağım. Ondan sonra öyle yapmaya başladım. Bu sefer
Diyelim ki ışığı aşağıdan aldım. Tam yarısından elmanın böyle ay biçiminde yarısından ama gölgesini kısa yapmışım. Diyorlar ki ya ışık aşağı indikçe gölge uzar. Bu sefer o problem çıktı. Başladım onu düşünmeye bu sefer. Ya ışık bu elmanın şurasına gelirse gölgesi bu kadar olur. Aşağı inerse gölgesi uzar. Daha aşağı inerse sonsuz gider. Bana böyle öğrettiler. Onu da başardım. Onu da yapmaya başladım. Bayağı yuvarlığa gösteriyorum, gölgeyi yapıyorum. Yani üzerindeki gölgeyi yapıyorum. Kendi gölgesi taban ne renkse onu yapıyorum. Her şeyi hallettim. Gölgeyle ışık şeyini hallettikten sonra yuvarlaklar bitti. Yuvarlak işini tam hallettim. Ondan sonra geldi manzara yaparken perspektif işi. Ya perspektif nedir? Ben bilmiyorum. Ben hiçbir eğitim görmedim. Resim eğitimi de görmedim. Yani bunca senedir, 44 senedir uğraşıyorum. Herhangi bir eğitim görmedim. Ya ben nasıl yapabilirim? Bu perspektif nedir? Boyut nedir? Soruyorum. Bazısı yani halktan kişiler perspektifin ne olduğunu bilmeyenler çıktı. Bazı böyle bilgili insanlar bana anlatmaya çalıştılar. Perspektif uzaklıktır. Yani öyle bir şey vardır ki resimde kocaman bir manzarayı küçücük bir çiçekle kapatabilirsin. Aa nasıl oluyor ya? Şimdi dedi mesela dedi kocaman bir manzaranın önünde oturuyorsun. Elinde de küçücük bir çiçek var. Eğer o çiçeği gözünün önüne getirip de şöyle tam bebeğinin ortasına getirdiğin zaman bütün manzarayı kapatabilirsin. Mesela aynı büyüklükte bir dört köşe kutu, küp dedikleri, küp diyorlar. Dört köşe bir kutu, aynı kutuları ileriye doğru dizdiğin zaman ilerideki küçük sana doğru olan büyük görünür ama kutular hepsi aynı esasında. Mesela bir yolda, büyük bir asfalt yolda ya da işte neyse yolun ortasında duruyorsunuz ve iki taraftan direkler var. İleriye doğru gidiyor. Ne oluyor? İleriye gittiği zaman bir noktada birleşiyor, bir külah halini alıyor. Sivri bir minare üstü gibi bir şekil. Bana öyle çizip gösterdiler. Ama o çizgiyi gösterdiler ama o yetmedi. Peki sağda solda direkler var. Onlar ne olacak? İşte en yakınına gelen iki tane karşılıklı aynı boyutta, aynı kalınlıkta, aynı uzunlukta. Onun biraz ilerisindeki biraz daha kısa, biraz daha ince, biraz daha kısa. Onun ilerisindeki biraz daha kısa, biraz daha ince. Bu biçimde ileriye doğru bir noktada nokta olarak bitti. Perspektif budur. ...1994'te... birisi geldi bana, görmeyen birisi. O dedi ki Çek Cumhuriyeti Festivali vardı, görmezler sanatçılar için. Bir Eşref Bey vardır, ona tanıştırayım, onu oraya götürür müsünüz? Peki dedim, götürürüm. Tabii o zaman Türklere dışarıda çıkmak için $100 gerekirdi. Aynı zaman sizin için de vize. Ben Amerikalıyım, ne vize gerekmiyordu ne $100'dı. Yani ucuz birisiydim onun için. Rica ettiler, götürdüm. Biz bayağı dolaştık orada. Çünkü Türkçe konuşan hiç kimse yok. Bazı İngilizce konuşan insanlar da yoktur. O zaman, o anda anladım bu memlekette bir dahi vardır ve siz daha haberiniz yok. Renk kavramını ben şuradan öğrendim. Ben herhangi bir şeyi bilmediğim, anadan doğma görüşüm olmadığı için, şimdi elime aldığım herhangi bir şeyi nasıl durduğunu, isminin ne olduğunu ve hangi renkte olduğunu ezberlemek zorunda kaldım. Renk kavramı benim için bir isimdir. Görüntü olarak rengi ben bilmeme imkan yok.
Çünkü görüntü yok ki rengi bileyim. Ama ismini bilirim. Kullanmak istersem onları sıraya dizerim. Hangi sırada ne olduğu, hangi rengin olduğunu bilirim. Ve istediğim gibi kullanabilirim. Yani benim için bütün boyalar 8 renkte yan yana olsa hepsi bir sıvı, bir maddedir benim için. Fakat sıraya dizildiği için renk ismini alır. Boyarken de neyi ne renk yapacaksam o rengi ezberlediğim için yapacağım şeyin rengi aklıma gelir ve şu renkteydi bu derim. Ona göre rengi alıp parmaklarımla boyarım. Bu görselliğe dayanan sanatı yapabilmemin sebebi parmaklarımın fotoğraf çekmesi. Bu fotoğraf çekmesi deyince belki bazı kişiler de yani saçma gibi de gelmesin de gerçek söylüyorum. Bunu bilim adamları çünkü tespit etti. Parmaklarımla mesela diyelim ki bir biblo getirdiniz, ellerime verdiniz. Ben o bibloyu incelemeye başladığım anda beynin yani normal kişinin gözle görüp de beyne işlediği görüntü bilgisini beynin hangi lobunda bilemiyorum. Benim parmaklarım dokunduğu anda parmaklarım o görüntüyü aynı yeri çalıştırıp kaydediyor. Yani görüntü yeri harekete geçiyor. Ellerimden bıraktığım zaman o cismi görüntü yeri tamamen duruyor. Sıfır, hiçbir şey yok. Ama elime aldığım herhangi bir şeyi incelemeye başladığım zaman görüntü yeri harekete geçiyormuş. Yani parmaklarım fotoğraf çekiyormuş. Charles Koch diye bir araştırıcı var. Ağaç resmi çizdiriyor ve o ağaç resmine bakarak kişilik tahlili yapıyor, analizi yapıyor. Çok zor bir test de değil. Onun için bu testi de tanıyorum ve ressamlara da uyguluyordum. O nedenle hem dedim ne kadar görüyor, nasıl görüyor falan. Ve o toplantıda, toplantı olmadan evvel bu ağaç testini de uyguladım. Ve hayret ettim. Hiç görmediği halde böyle bir plastik yüksek çizim tablası var. O tablonun üstünde hemen şeyleri yapıyor. Yani sağ elinden çizgiler, ağacın şeylerini yapıyor. Ondan sonra da sol elinden onu takip ediyor. Yani bayağı hayretler ettim. Bir ağaç resmi çizdi. Ve bu ağaç resmine bakarak hani öyle bir duyguya kapılıyorsunuz ki ya acaba biraz görüyor mu bu adam falan diye. Yani o kadar bir hayretler içerisinde kaldım. Nitekim sonra 2004'te Amerika'da yapılan araştırmalarda aynı şeyi o araştırıcılar da söylüyor. John Kennedy bir takım araştırmalar yapmışlar. Yalnız o araştırmalar şeyde kalmamış. Aynı zamanda beyin araştırmaları, MR vesaire, beynin görsel alanı, bütün onları kontrol etmişler. Tabii benim o tarz bir şeyim yok. Ama sadece o resme bakarak onu anlamaya çalıştım ve daha sonra da konuştuğumda hakikaten onu doğrulayan cevaplar verdi. Yani ağacında daha çok babaya bağımlılık, anne ve maziye, maziden uzaklaşmak isteyiş, yaratıcılık konusunda iyi bir puan aldı ve sağlam basmak, mesela kök kısmı falan yüzeysel yapmadı. Yani kökler bayağı toprağa dayanmış bir biçimde. Yalnız ağacın üzerinde bir takım travmalar vardı. Hani ağacın bir yerinde kesikler olur, şeyler olur falan. O da geçirdiği travmaya bağlı tabii. Fakat yani ona baktığınız zaman bu kişinin yaratıcı ve ayakları üzerinde durmak için kararlı, geleceğe yönelik büyük bir hamle gösterebileceğini gösteriyordu.
Şimdi burası benim merdiven altında, bana buranın yönetiminin işte canı sıkıldığında gel dur dediği ve işte resimlerimi, yaptığım uçurtmaları koyup da belki satabilirim ya da bir oyalanma benim gibi, benim için. Onun için burada böyle bir küçük yerde duruyorum. Benim için uçurtma bir hürlüktür. Yani yükseklere yükselmek, uçmak, mavilin içine dalmak. Şöyle düşünüyorum. Yani hürlüktür. Hoş bir şeydir. Öyle, içimde öyle bir duygu var. Ve bir de bana fakirliğimi hatırlatıyor. Yani çocukluk zamanımızdaki yoksulluğu hatırlatıyor. Çünkü ben bunları yapıp da satmak için, ekmek parası kazanmak için çok çabalamıştım. O günleri hatırlatıyor. Arkadaşım küçük çakmacayı oraya götürünce iyicene şaşırdım. Çünkü Eşref Bey'de fazla bir şey yoktu. Babasının atölye içinde kalıyordu. Fazla elbiseleri yoktu. Ufacık bir yerdi. Bir sene önce babası vefat etmiş. En çok destek veren babasıydı. O olmayınca bayağı düşündü ne yapmak gerekirdi. Hiç unutmam, yemek olarak büyük bir teneke bezelye vardı. Yarısı açıktır. O zaman o şey kaba açıcık şeylere vardı. O içine kaşık vardı. Yani öyle birisi gördüm. Tek bir gömlek öyle birisi. Ama aynı zaman çok umutlu, çok esprili, çok hoş bir insan. Vakit geçirmek için o çok harika anlatıyordu nasıl yaptığını falan. Onun için sanki ona dokunmadı. Hayat öyleydi, öyle devam etti. Şimdi iki tane, bu iki profesör ayrı bir konu. Alvaro Pascual Leone'nin ki hep beyin ilgili. John Kennedy diye Toronto'daki bir profesörün, onun ki bir görmezin marifetti. Kennedy'nin benim için daha hoştur. Çünkü Kennedy 30 seneden fazla ve en büyük uzman Amerika'da, dünyada görmezler nasıl çiziyorlardır, araştırma yapıyordu. Ama Eşref'e karşılaşınca o bayağı şaşırmış. Çünkü dedi ki 30 senemi marifeti nihayet buldum birisi. Ben tahmin edemiyorum. 30 sene bir çabalama o kadar hoş sonuç olunca harika bir şeydir. Hem de hep Rönesans'tan değişik bu üç noktalı perspektiften söz ediyor. İlk defa bir görmez bunu anlıyor. Çünkü ne kadar deneme yapsaydı Eşref ile, aynı zaman Eşref çok rahat bütün deneme yaptı. Daha önce bu deneme hiç yapmadı, haberi yoktu. O anda yapılınca her şey dörtlük yaptı ve gene çok hoştu. Elime 20'den fazla çeşit şeyler verdiler. İşte taraktı, kaşıktı, makastı, bir yelkenli, bir küçük bir kayıktı falan, bir çeşitli şeyler verdiler. Yalnız bir özelliği vardı. Verdikleri o cismi 18 saniyede inceleme elinle. Onlar devamlı beyine bakıyorlar bilgisayarda. Elinle 18 saniye baktıktan sonra tak elimden alıyorlardı. Hemen kağıt kalemi getiriyorlardı. Bu elle de şeyi çiz. Hemen 18 saniye, o da 18 saniye çiziyordum. Hemen onu alıyorlardı. Boş bir kağıt getiriyorlardı. Rastgele çiz. Rastgele çiziyorum, rastgele çiziyorum. 18 saniye gene. Hemen onu alıyorlardı. Getiriyorlardı temiz bir kağıt. Biraz evvel ellediğin, çizdiğin şeyi yukarıdan ve yandan çiz. Ben hiçbirinde şaşırmadım. Hiçbirinde bir aksaklık yapmadım ve 18 saniyede şekli böyle hani silgiyle silinecek falan bir hata yapmadan tamamen 18 saniyede tamamladım. Ve bu bilim adamlarını çok büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Yani biz böyle şeyi bu kadar 40 senedir görmezleri böyle bir şey yapabilir mi diye bu makineye sokuyoruz. Biz böyle bir insan, böyle bir beyin çalışması görmedik. Benim gözümü ilaçla önce uyuşturdular, sağ gözümü. Uyuşturduktan sonra lens taktılar. Onun da böyle küçük küçük böyle sanki kılcal böyle şeyleri vardı, kablolar. Kafamdan da şöyle bir kablo bir şey bağladılar. Ondan sonra ellemedim ama böyle kavanoz gibi bir şey.
kafamı böyle içeriye doğru şuralarıma dayandı yani o alet. Kafam böyle girdi. Gözüme işte 10 santim mi 5 santim kala bir şeyler varmış. O karanlık odadan girip de o makineye girip öyle bir o aletle gözüme ışıklar çarpıyorlarmış ki John söylemesi bana dedi ki yani o ışık dedi benim gözüme bir tanesi gelse dedi ben belki 3 gün görmem dedi. Yani o kadar kuvvetli ışıklar vurmaya başladılar senin gözüne dedi. Aynı anda dedik ekranda dedi bilgisayara bakıyorlardı dedi. Bilgisayar devamlı düz çizgi çiziyormuş. Ne kadar ışık çakarlarsa çaksınlar yani düz düz. Hatta John dedi ki ya kalbin olsaydı sen şimdi yoktun dedi. Yani orada da beyne hiçbir ışık gitmediğini gördüler. O grafiklerden, o sonuçlardan sonra bilimsel çalışmayı derinleştirdiler. Bu sonuçta benim için çok iyi oldu. Yani hakikaten ben bunu yapıyorum, böyle bir şey yapıyorum. İnsanların inanmamasına ya da inanamamasına da hak veriyorum. Çünkü anadan doğma görmeden resim yapıyorum. Bunu 44 sene hiçbir görmez uğraşıp da böyle bir şey yapacağım diye çabalamamış. Gideyim de kimseyi toslamayayım. Eşref Bey şu çizim kitinizi de. Tamam burada. Başlıyorum. Çizme, maymun, kase, inek, parmak, elbise, örümcek, bardak, arı, ayak, şapka, kelebek, çaydanlık, fare, el. Buyurun. El, fare, çaydanlık, ayak, kelebek, elbise, Ali, ayı, Kazım, kartal, Şükrü, fare, Mehmet, kaplan, peki, kurbağa. Çok güzel. Şimdi bunu elinizle lütfen yoklayın. Üst tarafına çizdim. Bu şekli mümkün olduğunca benzeterek kağıdın alt bölümüne çizmenizi istiyorum. İnsan beyninin yerine getirdiği birçok faaliyet var ve bu normal bir hayat sürebilmek için bunların hepsine de değişik ölçülerde ihtiyacımız var. Biz Eşref Bey de şu anda beyindeki bu değişik faaliyetlerin düzeyleri nedir bunları saptıyoruz. Çünkü her insanın beyin faaliyeti birbiriyle aynı değil. Kimisi hafızası örneğin çok kuvvetlidir, bir diğerinin el becerileri çok daha iyidir gibi. Eşref Bey'in beyin faaliyetlerinin düzeylerini tespit ediyoruz. Harvard Üniversitesi'nde bu faaliyetler sırasında Eşref Bey'in beyninin hangi bölgeleri ne kadar çalışıyor, nasıl değişiklikler gösteriyor, bununla ilgili tetkikler yapılmıştı. Bizim yaptığımız ise Türk insanına göre ki normal dediğimiz, ben Eşref Bey'i asla anormalde kabul etmiyorum. Hemen onu söyleyeyim. Normal, sıradan bir Türk insanına göre Eşref Bey'in beyin faaliyet düzeyi nedir? Biz onu saptamaya çalışıyoruz. Harvard'ın yaptığı tetkiklerle bunu birleştirdiğimiz zaman çok değerli bir bilgi elde edeceğiz. Çünkü anormal değil ama normalden farklı ve çok özel gelişmiş bir beyinle karşı karşıyayız. Onun beyninin nasıl çalıştığı bize
normal dediğimiz beyinlerin de nasıl çalıştığı hakkında çok bilgi verebilir. Bu yüzden de çok değerli. Şimdi bu bir tane test değil ve Harvard daha çok sözel belleği görmek istemiş ama böyle bir beynin herhangi bir yerinin de daha farklı çalışması mümkün. Çünkü görmüyor ama doğuştan beri görmüyor. Bu şekilde doğuştan beri bazı eksikleri olan beyinlerin sıradan kişilere göre farklı geliştiğini biliyoruz. Bir kere böyle bir farklılık zaten bekliyoruz ama Eşref Bey aynı zamanda bir sanatçı. Ve sanatçı beyinlerinin de yani hiçbir özürleri olmasa bile sıradan kişilere göre daha farklı bir düzenleme içerdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Eşref Bey'de ikisi bir araya gelince hem bir sanatçı hem doğuştan bir özrü var. Çok farklı biçimde çalışan bir beyinle karşılaşmamız mümkün. O yüzden biz evet sözel belleğiyle başladık ama yavaş yavaş beyninin bütün fonksiyonlarını bu şekilde muayene edeceğiz ve bunları belgeleyeceğiz. Gözlerimle görmek istediğim bir şey var. O da perspektif çiziyoruz. Tamam. Demin aslında bir örneğini elmanın masasında gördük ama şöyle ufka doğru bizden uzaklaşan bir yol çizseniz ve yolun kenarlarında da elektrik direkleri olsa ya da telgraf direkleri olsa. Tabii çok kontrol etmem lazım. Esasında bununla bu aynı. Bir yolun ortasında durduğunuz zaman ileriye doğru aynı genişlikte yol ama ileriye doğru görüntünün sıfıra gelip birleştiği. Evet. Bana öyle anlattılar. Evet. Şimdi şu direkleri iki tane çizdim. Şimdi bu direkler bu tarafa doğru gittiğinde tabii bu daha da sıfıra düşecek. Direkler de aynı boy, yükseklikleri de aynı boy, kalınlıkları da aynı. Ama ileriye baktığınızda bu şekil. Evet. Dışa, bu içe. Evet. Uçlar. Ama o düz dikey doğrulardan sağ taraftakinin sol taraftakine göre kısa olduğunu söylüyorsunuz. Bir saniye, bir saniye o zaman. Bu içeriye, bu dışarıya aldatır. Onun için uçlara bakmam gerekir. Yani bunları gözden çıkarıp şunları silip beynimizden aynen şu uzuna bakmamız lazım. Aynen. Öyle bakın. O zaman aynı. Aynalar değil mi? O zaman aynı. Şimdi pardon buyurun. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Emre onu daha iyi devam ettirecek. Bu esasında sağlıklı insanlarda gözlenen adına illüzyon dediğimiz veya yanılsama dediğimiz bir şey. Yani bunlar eşit uzunluklu esasında. Evet. Şimdi bakın tren bu tarafa dönüyor da eğer ki güneş bu tarafa gidiyorsa onun ışığı bu tarafa kayboluyor. Ben bir şey söyleyeyim. Bu sizin daha önce duyduğunuz bir şeye benziyor. Bu trenin hızına bağlı. Eğer tren yavaş gidiyorsa yavaş. Ayda yani aya bakan bir kişi de ayın aynı yönde gittiğini görecek. Ama eğer tren hızlı gidiyorsa ayın ters istikamette hareket ettiğini görecek. Yani bu tarafa doğru gidiyor olacak. Keşke ne tarafı tarif ettiğinizi görseydim. Tamam. Eliyle görüyor. Ve görürken de sağlıklı insanın görme korteksi çalışıyor. Bir. İkincisi ki bu Pasquale Leone'nin çalışmalarında da görmeyen kişilerde açık bir şekilde anlatılıyor. İkinci olarak da biz şunu çok iyi biliyoruz. Beyin öyle ki çalıştıkça gelişiyor. Çalıştıkça bir takım gelişmeler, dallanmalar vesaire oluyor. Şimdi bu kişi ellerini çok fazla kullandığı için yani bir nevi görme yerine, gözü yerine ellerini kullandığı için eliyle ilgili olan kısımlar da ilgili beyin korteksinde daha gelişmiş vaziyette. Şimdi bu şöyle, beyin korteksi üzerinde hem hareketlerle ilgili olan bir bant vardır, hemen onun arkasında da her bir azanın duyumuyla ilgili olan bant vardır. Bu bantlar üzerinde vücudun veyahut da bedenin, gövdenin, başın bütün şeyleri temsil edilir. Nasıl temsil edildi? Eğer mesela benim ağzımla ne kadar çok hareket yapabiliyorsam ona ayrılan alan o kadar geniştir. Veyahut da duyarlılığı ne kadar yüksekse dudak bölgesinde olduğu gibi ona ayrılan alan o kadar yüksektir. İşte baş parmağı daha fazladır vesaire. Şimdi görmeyen insanlarda yine fMRG çalışmalarında şu ortaya çıkıyor ki bu insanların parmaklarına ayrılan kısımlar
gören insanların parmaklarına ayrılan kısımlardan daha büyük. Dolayısıyla beyin ne olmuş oluyor? Bir yeni baştan reorganize oluyor ve bu görülmeyen duyumlar tamam bir tarafa bırakılıyor. Onun yerine geçirilen yerler hem yer değiştiriyor hem bulunduğu yerlerde de bunlara daha fazla yer ayrılıyor. Şimdi Eşref Bey aynen bunu yapıyor. Yani bir de şu var, büyük bir anlamsal muhakeme de kendisinde söz konusu. Çünkü bir sürü şeyi kendi ifadesine göre elinle şey yaparak tanımıyor. Birisi ona anlatıyor ve onu çizdiği zaman ne olduğunu anlıyor. Bu da enteresan. Yani demek ki Eşref Bey'in görmesinde sağlıklı insanlarda fiziksel uyarıcılar gelir. Biz buna duyum diyoruz. Bu uyarıcılar anlamlandırılır. Biz buna elma diyoruz mesela. Elmadan önce sadece bir takım dalga boyları vesaire vardır. Bu otomatik olarak bir takım merkezlerde olan bir şey ama Eşref Bey açısından bu bir muhakemeyi gerektiriyor. Yani eğer ışık bu taraftan geliyorsa bu elma da kırmızı olduğuna göre demek bu tarafı daha açık kırmızı bu taraf demek ki yani bunu düşünerek yapıyor. Halbuki sağlıklı insan bunları yaşadıkça ve deneyimledikçe hiç farkına varmadan yapar. Görsel korteks dediğimiz şu beynin arka tarafında bulunan bizim görmemizi sağlayan görme merkezimiz diyebileceğimiz bu alan gören insanların gözüne ışık girdiği andan itibaren ve o ışık anlamlandırılmaya, analiz edilmeye başladığı andan itibaren orası aktif olur, faal olur. Yani işte bu görüntüleme tekniklerinde, MR tekniklerinde falan orası orada ışık yanar. Bu çalışmalarda görülmüş ki Eşref Bey resim çizerken ama sadece resim çizerken görsel korteksi aynı şekilde, aynı görüyormuşçasına aktif hale geliyor. Bunun nasıl olabileceğini bir düşünelim. Bir defa perspektif gibi, cisimlerin şekilleri gibi, hatta renkler gibi vesaire şeyleri gerek dokunarak, gerek diğer insanlarla konuşarak öğrenmiş. Peki o zaman dokunma duygusuyla elde ettiği bilgiler görsel korteksi nasıl hareketlendiriyor? Görsel korteksi görmeyle alakalı. İşte bu da beynin esnekliğini gösteriyor bize. Yani beyinde artık kullanılmayan veya hiç kullanılmamış olan işte böyle bir hastalık sebebiyle bir bölgeyi önemli olan, kişi için önemli çünkü Eşref Bey için çizim önemli. Onun hayatı kendisi için önemli. Önemli olan bir işi yapabilmek için o bölgeyi kullanılır hale getiriyor beyin. Diyor ki artık bundan sonra bu bölgede görsel ışıkla ilgili falan filan işlemler olmayacak. Ama dokunmadan gelen bilgilerle elde ettiğimiz bir dış dünyanın, görsel dünyanın temsili var. O temsille alakalı işler yapmaya başlayacak orası diye beynin işleyişini değiştiriyor. Sene görselliğe dayanan sanatı görmeden yaptığım için görmek istemem. Eğer ki benim gözüm açılma imkanı olsaydı o zaman benim şu ana kadar çalıştığım bütün emek bitmiş olacak. Belki de resim yapamayacağım gözüm açıldığı zaman. Yani ne durum olacak onu da bilmiyorum. Ha bir de şu vardı mesela. Ben bu resmi yaparken hep düşünürdüm. Yani tüm dünya canlılarının göz diye bir organı olmasaydı. Acaba insanlar her şeyi nasıl yapardı? Ne bileyim bir marangozluk olur muydu? Renk diye bir şey olmazdı. Renk yani renk diye bir şey düşünmezdi insanlar. Öyle zannediyorum. Ama nasıl yapabilirdi? Yani herhalde elleriyle bir şeyi elleyerek benim resim yaptığım şekilde teknikler yapacaklardı. Yollarda yürürken belki ses sinyalizasyonlarıyla bir şeyler yapacaklardı.
Eşref Armağan bir şeyi varlığıyla ve bu etkinliğiyle ortaya koyuyor. Sanat, plastik sanatlar, görsel sanatlar adını alır. Yani görmeye dayanır bunlar. Ve görmeye dayalı sanatlar olarak plastik sanatlar, sanatlar dizisinde de en üst seviyeyi daima tutar, işgal eder. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman ortada plastik eserler var ama görsel değil bunlar. O halde demek oluyor ki resim yahut plastik sanatlarda görme elbette önemli bir faktör. Ama Rönesans'tan beri gelen bir söz vardır. Görme duyusuyla değil, beynimizle resim yaparız. Ve bunun en somut kanıtını bugün diyebiliriz ki Eşref Armağan ortaya koymaktadır. Ve gerçekten salt estetik açıdan olaya bakarsak bu estetikte de önemli bir sayfayı açmış oluyor. Yani bugüne kadar tradisyonla gelen bir anlayış var, görsel sanatlar. İşte resim, heykel ve diğer plastik sanatlar o halde görsel olmadığı halde plastik dediğimiz sanatlar sınıfına girebilecek nitelikte eserler yaratmak da mümkündür. O halde burada diyebiliriz ki doğaya insanın güçlü varlığı bir kere daha kendini göstermiş oluyor. Yani ilk günden beri insanın dünyaya atıldığı ilk günden beri insan dünya ile hesaplaşma içindedir. Ve bugün de bu hesaplaşma bilimde, felsefede, sanatta devam ediyor. Ama Eşref Armağan bize şunu gösteriyor ki bu hesaplaşmada insan daima egemendir. Esasında amacım yarı yarıya oldu. Şuydu yani ben dünyaya göstermek istiyordum ki yani anadan doğma görmez bir insan parmak uçlarını göz gibi kullanabilip görselliğe dayanan sanatı görmeden yapması. Ben bunu 44 sene uğraştım, başardım ama bundan sonraki amacım resim sanatı üzerine daha da ileriye çalışmak ve benim gibi anadan doğma görmez kişilere bir dünya penceresi açmak. Yani benden ders alarak onların da bir şeyler kazanması, benim gibi kişilerin yetişmesidir amacım. Yani madem ben bunu başarmışım, çevreme niye faydalı olmayayım ki? Her görmez görmeyi ister. Hem de çok candan ister. Yani keşke ah benim gözüm açılsa da şu uçan kuşları görsem. Şu güzel kokan kuş şeyleri, çiçekleri koklamak, kokluyorsunuz ama bir de görebilsem, renklerini görebilsem, şekillerini görebilsem diye istersiniz. Ama siz tedavisi veya imkanı olup da görme imkanına sahip olamayacağım bir durumdaysan böyle bir şey düşünmeyi istemiyorum. Çünkü düşünmek de saçma eğer geri dönülmeyecekse. Düşünürsen de öyle bir şey olmayacak, insan bir bunalıma düşer. Yani yaşamı böyle geldim ve ben böyle yaşayacağım ve böyle öleceğim. Bunu kabullendikten sonra zaten tüketicilikten çıkıp üretici bir insan olabilme kapasitesine geliyorsunuz.